My Kariyer'in yeni bölümünden hepinize merhabalar arkadaşlar. Doğrudan NBA haberlerine geçiyoruz. Haberimiz San Antonio Spurs'ten geliyor arkadaşlar. San Antonio Spurs'ün iki uzunu Pau Gasol ve LaMarcus Aldridge takımlarıyla ilgili açıklamalar yaptı. İkisine de değineceğiz. İlk olarak LaMarcus Aldridge'in açıklamasına değinelim. LaMarcus Aldridge takımla ilgili sıkıntısını belli eden bir açıklamada bulundu. Yaptığı açıklamada istediğimiz düzeyde hala oynayamıyoruz. Savunma kısmında çok boşluklarımız var. Hücumda da bazı oyunları doğru ilerletmiyoruz. Hala öğrenme aşamasındayız. Henüz iyi hissetmiyoruz diye bir açıklamada bulundu. LaMarcus Aldridge ile ilgili çok ufak bir yorum yapmak istiyorum daha doğrusu bu açıklamayla ilgili. San Antonio Spurs şu anda sadece 3 mağlubiyet almış durumda. Fakat buna rağmen LaMarcus Aldridge için gidişattan memnun olmaması San Antonio Spurs'un ne kadar mükemmelliği yakalamaya çalıştığının göstergesi olabilir. Hemen diğer uzunun açıklamasına, yani Pau Gasol'ün açıklamasına geçiyoruz. Pau Gasol, kariyerimde hangi noktada olduğumu ve neden burada olduğumu anlamam gerekiyor. Buraya bu takımın daha iyi olmasına ve şampiyonluk kazanma yolunda yardımcı olmasına geldim. İstatistik veya bireysel şeylerle alakası yok. Her şey takım için ve senenin sonunda eğer takıma bu alanda yardımcı olabilirsem ne mutlu bana şeklinde konuştu. Gerçekten uzunların bu yorumları San Antonio Spurs'un ne kadar, tekrardan söylüyorum, mükemmelliği aradığını, ne kadar takım olarak bir şeyleri çok üst düzeylerde başarmak istediklerini gösteriyor diyorum. Ve daha fazla uzatmıyoruz. Sıradaki maçımıza geçiyoruz. Sıradaki maçımız New Orleans Pelicans'la olacak. Bakalım neler olacak. Geçen maçta ilk 5 olmamızın pek hakkını verememiştik. Bu maçta daha bir bilinçli bir şekilde oynayıp ilk 5 oynamanın hakkını vermek gerekiyor. Hemen kendi üzerimize bir set hücumu açtık. Ama iki taraftaki boşluğu yakaladık. Biri Karl Anthony Towns, biri Shabazz Muhammad. Biz Muhammad'le gittik, vasıta dönüyoruz. Minnesota ben ilk 5'te değilken muhteşem bir seri yakalamıştı. Bu ilk 5'liğin kalıcı olabilmesi için kadroda ben varken de serinin aynı şekilde devam etmesi gerekiyor. Onun yüzünden Justice bir anda şuta kalkacaktı ama vazgeçti. Süre azalmak üzere. Boyalı alana doğru girdik. Girdik girmesine. Ve yeniden basket faali alıyoruz. Vurduğumuz 2.50 balyozla. Pelicans'ı yeniden durdurmayı başardık. Hazır oyundayken bu defanslara ihtiyacımız var. Farkı açalım ki döndüğümüzde bir sürprizle karşılaşmayalım. Muhteşem bir behind the back. Bielitsa boyalı alanda bomboş. Bir de Bielitsa için basket faul. Hazır Pelicans'la oynuyorken de Pelicans'a da ilgili şunu demek istiyorum. Halleri gerçekten içler acısı. Yaptıkları ilk 8 maçın 8'ini de kaybettiler ve 8-0'lık bir seriyle başladılar. Takımı sadece Anthony Davis taşıyor. Yani gerçekten üzücü. Bu arada süremiz azalmak üzere. Yeniden ya Allah potaya doğru gidiyoruz. Gidiyoruz ve sol elimizle yeniden cutback'e indirip 10.000 fan almayı başarıyoruz. Bielitsa'nın şu an modu yerinde, keyfi yerinde. Onunla oynamaya devam edelim. Sağdan kullanmaya çalıştık. Bir daha, bir şans daha verelim. Bielitsa'ya bunu attıracağım. İkinci fırsat da olmadı. Son fırsatımız, süre azalmak üzere. Nihayet fırsatı yakaladık. Bielitsa ile de alüyüpü kaldırmayı başardık. Bielitsa ile aramızdaki alüyüp kardeşliği devam ediyor. İlk 5 oynadığım ilk maça göre performansım daha iyi. Orası kesin ama hala istediğim şekilde, istediğim performansı yakalayabilmiş değilim. Biraz zorladık içeri doğru şansımızı ama yeniden zorlu bir turnikeyle sayıyla dönüyoruz. Farkı güzel açtık, fena değiliz. Şu ana kadar iyi oyun ortaya koyuyoruz. İyi defans yeniden sürenin azalmasına sebebiyet verdi. Yardıma gittim, biraz geç sıçradım ama gereken yardıma zaten ihtiyaç yokmuş. Tekrardan bir spin turnike yapacaktım ama kareye galiba biraz erken ya da az bastım. O dribble pull-up'a dönüştü ama fark etmez. Yeniden sayıyla döndük. Boş üçlükler kaçırmaya devam ediyoruz. Bu sorun hala devam ediyor derken Jrue Holiday'i bomboş bıraktık. Allah'tan top çemberin içinden çıktı desem yeridir ama boş döndüler. Hill'ı gördük. Boyalı alana bindirmesini gördük Hill'ın. Hill hiç tereddüt etmeden aldığı gibi potaya gitti. Hill bunu sık sık yapıyor. Bu çok güzel bir şey derken bir de top çaldık. Tekrardan Hill koşuyor. Bu sefer de alley-oop'ünü görelim. Alley-oop'ünü görelim Hill.
15 saniye kadar altında. Yıl için 4 sayı, benim için 2 asist. Hücumda hafiften yanmaya başladık. Bu bizim için iyi bir işaret. Bu bizim için iyi bir seçenek. Görmüş olduğunuz gibi Yanmam double team'i çekti. Double team'in gelmesi Justice Young'ı boş bıraktı. Ve sonuç yeniden bir sayı. Şu an oyunda gerçek hayatta olduğundan çok da bir fark yok. Takımı sürekli uzunlar taşımaya çalışıyor. Besleyin beni, ileride bomboşum. Ajinksa'nın kaçırması, benim ileride olduğum fırsatçılık. Tekrardan çok basit, anında gelen bir fast break'e dönüştü ve yeniden mükemmel zamanlama ile gelen turnike. Ve bir top kaybı daha, hatta tekrardan besle beni. Bu sefer biz bir alüype kalkalım. Hem atıyoruz hem attırıyoruz. Üstelik Orange Juice iletişimine devam ediyor. Hep en son geriye dönen ben oluyorum. Yani savunmaya yerleşmekte biraz problem yaşıyorum kendi adıma da. Heald'ı boş bıraktık. Heald'ın üçlüğü isabetsiz. Pelicans dış atışlarda kaçırmaya devam ediyor. Karl Anthony Towns'un koşusunu yakaladım ve yeniden bir alley-oop. Meteorolojiye haber verin arkadaşlar. Bu gece bu sahada alley-oop fırtınası var. Uzun bir aradan sonra Pelicans yeniden farkı tek hanelere düşürdü. Hield yeniden bomboş kaldı ama beyni de yedi bloğu ama hala ofansif rebound onda. Ben hala sıçrıyorum. Ama Allah'tan yeniden boş dönmeyi başardılar. Şabaz Muhammed'i sağ tarafta görüyorum. Şabaz Muhammed korkusuz bir yiğit gibi yeniden saldırdı potaya ve yeniden bir asist. Şu dakikada oyundan alınmam biraz saçma oldu ama herhalde son çeyrekte komple oynamak için gireceğim oyuna da. Bu ne be abi? Abi 4 farklı öndeydik, nasıl 17 fark yiyorsunuz? Ayıptır ya. Ya tam ilk 5 olduk, sevineceğiz diyoruz. Karşılaştığımız acı sürpriz yeniden bizi yıkıyor. Gerçi çok da fazla şikayetçi değilim yani. Minnesota bu zamana kadar çok çok güzel işler başardı. Arada böyle ufak şeylerin, ufak hataların telafisi olabilir. Biz Bielitsa'yı gördük. Bielitsa'nın orta mesafe atışında isabet var. Toparlamak için geç değil ama bir o kadar da zor. Bu arada Anthony Davis'tan saçma sapan bir fadeaway. Bunları atmaya devam edersen belki toparlama şansımız olabilir. Sol tarafta da Justice Young'ı gördük. Bundan 3-4 tane yapmamız gerekiyor geri dönmek için. Kendi üçlüğüme güveniyor olsam ben üçlük kovalayacağım da bomboşken bile kaçırıyoruz. Zorlu pozisyonlarda üçlük atmak, hani bir şey beklemek ondan daha saçma olur. Onun yüzünden en iyi bildiğimiz iş olan potayı parçalamaya gidiyoruz. Tekrardan Bielitsa ile bir şansımızı deneyelim. Bielitsa'ya güveniyorum şu an takımda. Çok enteresan. Hani Justice Young'da Orange Juice falanız ama keşke Orange Juice benle Bielitsa olsaydık. Onda daha çok iş yapıyorum. Sol tarafta Şabaz Muhammed'i görmekte tereddüt ettim ama Bielitsa'dan iyi bir pozisyon alamayı inceledim. Ne olacak, atalım. Ama iyi ki de atmışız, üçlükle geri döndük. Maç 18 farka sabitlendi. Atamıyoruz, atsak bile yiyoruz ama bir top kaybı daha. Sağ tarafta Justice'ın koşusunu gördüm. Dip çizgide Justice. Yeniden üçlüğünde isabet var. Bana da bir asist daha. Her ne kadar maçı kaybedecek olsak da şu dakikaları asist ya da sayı olarak kendi lehime fazla fazla çevirmem gerekiyor. Bir double team var üstüme. Şabaz Muhammed'i gördük yeniden. Yeniden bir asist. Bol bol asiste, bol bol sayıya ihtiyacım var ki sürem artmaya devam etsin. Bu mağlubiyetin sorumlusu kesinlikle ben değilim. Her ne olduysa ben oyunda değilken olmuş ama 6 tane top kaybı gerçekten benim de biraz daha oyunumu geliştirmemi gösteriyor. Tekrardan boyalı oluna doğru girdik. Baktık Karl Anthony Towns posta bir şey yapmayacaktı. Biz onu o niyetle atmıştık ama biz girip sorumluluk aldık. İyi ki de öyle yapmışız. Şu dakikalarda artık o kadar istatistik müptelasıyım ki ta onların yarı sahasına kadar gidip savunma yapıyorum. Ki bu savunma bana yeniden başarıyla döndü. Yeniden boyalı alana doğru gidiyoruz. Gidiyoruz ve blok yeme korkusu olmadan yeniden smacı vurmayı başarıyoruz. Ve böylelikle ilk 5 olarak çıktığımız ikinci maçta biz oyunda değilken yaşadığımız büyük şokun tesirinde 123-107 kaybettik. Bir istatistiklere bakalım. İstatistikler yine aşina olduğumuz gibi arkadaşlar. Bu maçta ilk defa çok fazla asist yaptım. Bu asistler daha fazla artmaya devam edecek. Bu onu gösteriyor. Hani iyi bir double-double performansı ve rezalet bir üçlük performansı. Yani kısacası ben hala bildiğiniz gibiyim.
diyorum ve bu videoyu da burada kapatıyorum arkadaşlar. Videonun sonunda bir ek sahne var, onu izlemeyi unutmayın. My Kariyer'in bir sonraki bölümü için ve diğer tüm serilerin devamı için like atmayı, yorum bırakmayı, kanala abone olmayı ve kanal arkadaşlarınızı tavsiye etmeyi unutmayın. Hoşça kalın. I'm so getting used to this, man. You're putting up MVP numbers. I'm feeling pretty good out there, man. I don't know what to say. I bet you some shoes, huh? It's some in them shoes. You think it's what the shoes? What you got hiding in them shoes, Prez? Just my feet, man. They got the juice. Something's working. Bana atılan deneyeceğim bir şansımı içeri doğru gidip yolluyoruz pull-up'ı, yolluyoruz pull-up'ı ve isabet var. Ateşkan kariyerindeki ilk buzzer beater'ı atmayı başarıyor bu şekilde. İlk çeyrekte zaten çok az süre almıştım. Onun yüzünden dördüncü çeyrekte bol bol oynarım diyordum ama...